Bilimsel Diş Hekimliği'nin. Türk Diş Hekimleri Birliği Aydın Şubesi Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Efeler Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra oda binasında açıklama yapan Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Oktay İşbilir, dünyada yılda 36 milyon insanın ölümüne yol açtığı bildirilen diyabet, kalp damar hastalıkları, üst solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların meydana gelme nedenleri ağız hastalıkları ile aynıdır dedi. İşbilir, bu hastalıklardan korunma ve mücadele stratejilerinde diş hekimleri, hekimler, eczacı gibi sağlık paydaşlarından azami faydalanıldığı için sağlık politikaları oluşturulması gerekiyor şeklinde konuştu. Hastalıkları ülkemizde yaygınlık ve şiddeti en yüksek olan hastalıkların başında gelmektedir. Dünyada yılda 36 milyon insanın ölümüne yol açtığı bilinen diyabet, kalp damar hastalıkları, üst solunum yolu hastalıkları ve kanser gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların meydana gelme nedenleri yukarıda belirtilen ağız hastalıkları ile aynıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Diş Hekimleri Birliği ile Türk Diş Hekimleri Birliği de yukarıda ifade edilen ağız hastalıkları ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların meydana gelmesinden şekerli yiyecekleri, gazlı içecekleri, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içecekleri sorumlu tutmakta, bu hastalıklardan korunma ve mücadele stratejilerinde bütün sağlık paydaşlarının gücünden azami faydalanıldığı sağlık politikalarının oluşturulması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bugün olduğu gibi yarın da Anayasal Meslek Birliği olarak Türk Diş Hekimleri Birliği her platformda ülkemizin sağlık politikalarında ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu bilimsel gerçeğinin yer alması gerekliliğini savunacaktır. Yaşam boyu nitelikli sağlık hizmeti vermeyi görev bilen ve sağlıklı bir toplum için sorumluluğunu yerine getirmeye hazır olan 28 bin diş hekiminin akademik meslek örgütü olarak Türk Diş Hekimleri Birliği, halkımızın 16-22 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası'nı kutlar. Sağlıklı bir toplumda oluşturulmasında sorumluluğunun bilincinde olan ve bu bilinçle en üst seviyede ağız diş sağlığı hizmeti veren meslektaşların sorunlarını çözmede, ağız diş sağlığının bireylerin yaşamındaki yeri ve önemine vurgu yapmada, verilen ağız diş sağlığı hizmetlerinin ülke ekonomisindeki etkilerini araştırmakta, diş hekimliği eğitimindeki olumsuzluklara ve güncel ağız diş sağlığı hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli olan mezuniyet sonrası sürekli eğitimin önemine bütün kamuoyunun dikkatini çekiyoruz. Teşekkür ederim.